Herkese merhabalar sevgili dostlar. 2 Nisan Pazar günü Adana yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. Adana'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. 2 seçim 6'sı pist yarış olacak. İzmir'de de 8 koşu var. Onun da tahminlerini verdik. Gayet güzel bir oyun olduğu kanaatindeyim. Dilerseniz izleyebilirsiniz videoyu. Bu arada abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Hemen abone olalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bize destek olmak isteyen arkadaşlarımız katıl üyesi de olabilir. Teşekkürler butonundan da destek olabilirler diye belirtmek istiyorum. Hala hazırda üyemiz olan arkadaşlar. Arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Maiden dişi bir yarış. 4 yaşlı Arap atları ilk koşu 1900 metre kumpis yarışı. 7 safkan start olacak burada arkadaşlar. Bu 7 safkan içerisinde ikisinin de küre olduğunu görüyoruz. E, 6'lı harici bir yarış olması itibariyle burada çok fazla zorlanmaması gerektiği kanaatindeyim. E, basit oyun yapmamız lazım. En çok güvenilir isim burada 3 numara Aysar. Müslüm çelik biniyor. 14 güne var. 5. olmuş daha ve karşısında 3 yarışlı üst üste tabela ile geliyor. Bu safkanı güveniyorum. 3 numara Ay Sarı. Burada tek bırakmanızı öneriyorum. 6'lı olsaydı tabii ki başka atları ilave edip garantilerdik ama böyle bir oyunda daha garantiye gitmemiz lazım. Daha e, ufak bir oyun yapmamız lazım ki en azından kaybedeceksek bile kaybımız mümkün olduğunca e, az olsun. Asgari düzeyde olsun. Ama tutarsa da e, tutmuş olsun diye bir oyun oynanması gerekiyor. 3 numara Aysar. Burada kazanma ihtimali en yüksek isim. Biz 3'ü tek olarak veriyoruz. İkinci koşu 5 safkan. E, şart 3 dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 5 safkan start alıyor belirttiğimiz gibi. Burası bir üstteki koşuya göre daha zor bir koşu. Fakat biz yine bir numarayla yine Müslüm Çelik'le başlayacağız. Angel in the Snow, Kurt Erekürüsü safkanı 35 gün evvel 3. oldu. Bu yıl 1-2-3 şeklinde geldi bütün performansı. Ee, i̇yi bir e, sezon çıkardığını söyleyebilirim şu ana kadar. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Dış start tercih istenmiş. En dış kulvardan istediği gibi bir çıkış yapacak. bir numara Angel in the Snow başlıyoruz. Dörtlü Ganyan için konuşuyorum şu anda arkadaşlar. Daha sonra 7 Plase kısmına geçeceğim. Ee, burada arkadaşlar hedef Hedefim sensin. 3 numaralı Safkan'a da dikkat. Onu da zaten öneriyoruz. 29 gün evvel yarış gördüğü koşuda 5. oldu. Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak burada. Ve 2 numara Anna Karenina. 19 gün evvel uzun bir aranın ardından gelip yarış kazanması çok dikkat çekti. Nizamettin Demir'le birlikte öneriyoruz. 1-2-3 benim önerimdir. 4 numaranın da galibiyet şansı var ama bu riski alıp o atı yazmamamız gerekiyor. 1-2-3 daha avantajlı gözüküyor. Benim gözümde arkadaşlar. Ee, peki bu dörtlü ganyanda üçlü ganyan ne yapalım? Bence üçlü ganyan oynamayın. Aynısını İzmir'de de söyledim. Özellikle bu ikinci koşudaki ayaktan ötürü üçlü ganyan biraz zor olacak gibi gözüküyor. İki e, şey, programda da öyle. İzmir programında da aynısı geçerli. Onun için burada arkadaşlar üçlü oynamayın diyorum. Dörtlü oynayın diyorum. Yedili plase içinse burada 1-2-3 numaralı saflamları söyledik ya. Bunlardan iki tanesini seçin yazın, geçin veya bir tanesini yazıp geçebilirsiniz. Ama tabii ki risk büyür. Yani bir tane yazarsanız risk daha çok olur. E, hangisini e, tutalım derseniz yani hedefim sensin daha avantajlı gözüküyor. E, çünkü kalite itibariyle bir adım daha önde rakiplerine kıyasla. Ama çok büyük bir fark yok. ya yani Onu söyleyeyim. O yüzden dörtlü e, ganyana 1-2-3 diye verdim. E, öncelik sıralamam yok. bir Dörtlü e, ganyanda 1-2-3'ü birbiriyle denk görüyorum hemen hemen. E, 7'li plase için ise 3 numara hedefim sensin'i avantajlı gördüğüm için e, o ismi önde tutuyorum. Hani öyle söyleyeyim. Üçlü Ganyan'da oynamanızı tavsiye etmem dedim. Geçelim üçüncü koşuya arkadaşlar. Altılı Ganyan 16 handikap 1 yaşta 4 yukarı İngilizlerle 1300 metre kum pistte başlıyor. Bu arada tekrar hatırlatalım. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hemen şimdi beğenirseniz seviniriz. Bunun haricinde katıl üyesi olabilir. Teşekkürler butonundan veyahut bize destek olabilirsiniz. 10 safkanın startı alacağı koşu arkadaşlar. Altılı Ganyan Ilkaya, Ahmet Çelik ile birlikte süper yiyoruz. Ee, bizim burada favori gördüğümüz isimdir. İyi yarış çıkarmasını beklediğim 3 numara Demir Ataş, 4 numara Cülük ve isim daha birazcık daha sürpriz bir safkan olabilir burada. Sirius Black 7 numaralı ismi burada dikkat çeken isimler olarak görüyorum. Ancak 2 e, numara süper yarışın bu yarışı kazanma ihtimali çok daha yüksek arkadaşlar. Hem kalitesi hem e, kilosu 61 kilo evet birazcık yüksek olabilir ama yine de iyi bir yarış çıkartacağı gerçeğini değiştirmez bu. 12 gün evvel de son yarışını koşmuş kazanmış bir isim 2 yarıştır da kazanıyor. 2 e, numara süper yarısı biz burada arkadaşlar ilk ayak olmasına rağmen sizlere tek olarak öneriyoruz. Kalitesi itibariyle bu yaşı bitirebilecek bir safkan konumunda oldu olduğu için ikincilik için 3 numara Demirataş 4 numara Cülük ve 7 numara Sirius Black bizim adaylarımızdır arkadaşlar sıralı ikili oynayacak arkadaşlarımız 2 numaranın arkasına 3 4 7 bunların üçünü yazarak veya içinden seçip yazarak bir oyun yapabilirsiniz ee, zor bir yarış olacak mı yani olabilir. 2 numaranın birazcık kötü performans sergilemesi halinde e, rakipleri var. Ama on, ona rağmen tek veriyoruz. Tabi 2 numara dış start tercih sistemi ile e, burada yarışıyor. Ama en dış kulvarı alamamış. Mesela bir olumsuzluk olabilir burada bu safkan için. Kısa bir yarış olduğundan dolayı söylüyorum. Ama iyi bir start alırsa istediği gibi sorun çıkmayacaktır. Ahmet Çelik de iyi bir çökeyi bu işi bitirebilirler burada. E, onun için kanaatimiz bu yönde arkadaşlar devam edeceğiz programda anlatmaya. Ona göre siz yani notlarınızı alın. Gerekirse farklı tercihler yapabilirsiniz. Kısa vade 7 bir yarı. 4 yukarı İngilizler arkadaşlar. İkinci ayak 1300 çim yarışı. Mesela şimdi burada 9 safkan var. Bakın, çok iyi atlar bir arada start alıyorlar. Önceliğimiz 1 numara Arda Şahtır. Neden? 29 gün evvel çıktı çimde. Hiçbir şey yokmuş gibi kazandı çok rahat bir şekilde. Akın Sözen de birlikte burada yine galibiyet için bir numaralı adayımızdır. Fakat çok riskli bir grup arkadaşlar. Çok iyi atlar var. Kimdir? Özcan Yıldırım'da Baba Şahin. 4 numara. 25 gün evvel uzun bir aranın ardından çıkıp ikinci oldu. Bu mesafede 1.15'leri var bu Ondan sonra ve de tabi işte Captain Bersis 6 numara arkadaşlar. 7 numara Gökdeniz'im. Bayan kurşunla start alıyor. Gracias 8 numara dikkat. Müslüm Çelikli 22 gün evvel 3. olmuş bir isim. İlk kez start aldı bu yıl. Yani düşünün ki yani bu at Mart ayına kadar koşmadı. Ve bu yılki ilk startında üçüncülük elde etti. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu kadar uzun aralarla gelip böyle iyi performanslar sergilemek çok büyük başarı. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Ve bu atların hepsini yazmamız gerekiyor. Ekstradan yazmak isterseniz de hatta daha fazla at yazabilirsiniz. Öyle bir koşu burası. Temkinli olmakta fayda var bu ayakta diye düşünüyorum. Bir numarayla başlıyorum. Dörtle devam. Daha sonra 6 numara, 7 numara, 8 numara şeklinde 5 tane at öneriyoruz arkadaşlar. 9 at var. 5 tanesini yazıyoruz. Hatta daha fazla yazmak istiyorsanız da yazın diye de bırakıyorum burayı. Çünkü bu mesafede etkili olan mesela Karabayırlı var burada. Yani bu yarışta Gelebilir mi? Gelebilir. 26 gün evvel 5. olmuş uzun bir aranın ardından potansiyeli var. Fakat biz en çok kazanma ihtimali yüksek gördüklerimizi öncelikle tuttuğumuz için 1 numarayla başladık. Sonra 4, 6, 7, 8 diye gittik. Yani öncelik verdik size aslında bu yarışta öyle söyleyeyim. Geçelim bir sonraki koşuya. ikinci ayak biraz kalabalık tutmak zorunda kaldık. Beşinci koşu, üçüncü ayak Akdeniz derbisi. Grup 1 bir, bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 2100 metrede kum pistte start alacaklar. 10 safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada 28 gün evvel start alanlar var. Ee, i̇şte 21 gün evvel start alan var. 22 gün evvel, 8 gün evvel bir de 172 gün arayla gelen Arsenal bulunmakta burada. Ee, gene güzel, keyifli bir yarış olacağı kanaatindeyim bu koşunun. Ee, ben arkadaşlar burada yani son yarış performansına güvenerekten 21 gün evvel kazanan isim King Ferrier'ı avantajlı görüyorum. Burada da yine kazanmasını bekliyorum. 8 numara King Ferrier. Dış start tercihi istenmiş. En dışı alamamış ama mesafe uzun olduğu için pek problem yaşamayacaktır. Yine de bir şekilde üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Mehmet Kaya ile birlikte 8 numara King Ferrier'ı burada tek olarak veriyorum. Ha tabii ki çok iyi atlar var. İşte oğlum Doruk mesela ne yapacak burada? Merak konusu. Kingmango son yarış ikinci kaldı. İşte 28 gün evvel koşanlardan kazanan isim Zolomun burada start alıyor. E, güzel keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Normal koşullar altında koşulduğu takdirde King Ferrier'ın kazanması bekliyorum. Osman Bey tabi e, uzun bir aranın ardından 28 gün evvel 4. oldu. Burada yine çok iyi bir yarış koşabilir bir safkan. Ama ben King Ferrier'dan yana tercihimi oyumu kullanıyorum diyeyim hatta. Yani King Ferrier'a burada e, güvenmek istiyorum. 8 numarayı tek bırakıyorum. Ama ilk ayakta da tek vardı Bakarsınız burada tek geçmek istemiyorum derseniz sizin tercihinizdir. Ben burada 8'i tek veriyorum. İsteyenler ilk ayakta tekimiz var deyip burayı başka atları yazarak da geçebilirler. Tabi bahsetmediğimiz mesela King Perkay falan da burada statüya. Baya iyi bir grup yani. isimlerini söylemeye gerek yok zaten bütün atları biliyorsunuz orada. 8 Safkan arkadaşlar start alıyor. 6. koşuda Yasin Milli koşusu kısa 7. 4 yukarı araplar 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar burada önceliğimizi vereceğimiz Safkan 8 numara Tumbul Çiçeği Müslüm ile birlikte. Peşinde 7 numara Yener Sultan. Daha sonrasında 4 numara Aypars ki Ali Kaşrabaz'da start alan Safkan 19 gün evvel bir yarış gördü. 7. oldu. Bu yarışta daha iyi performans bekliyorum. Ama önceliğimiz 8 numara e, Çiçeği ve 7 numara Yener Sultan'dır. Ve de tabi işte start alacak Yener Sultan. Tumbul Çiçeği'ni Müslüm Çelik'le izleyeceğiz. Arkadaşlar bu isimleri yazdıktan sonra 7, 8 ve 4'ü yazdıktan sonra ee, ya bu üçünü ayırmayalım zaten. 4, 7, 8, 3'ü birlikte. Ekstradan at yazmak istiyorsanız burada yazabileceğiniz safkan olarak 12 gün evvel ikinci olan Gökhan Kocakayalı Yıldırım bize 2 numara ve 1 numara taçsız kralı değerlendirmeye alabilirsiniz. Ancak 4-7-8 yeterlidir. İsteyenler 1 ve 2'yi de burada değerlendirmeye alabilir. Geçelim 7. koşuya 5 safkan startı oluyor arkadaşlar. Şart 5 bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizlere 2100 metre için pistte arkadaşlar. Burada Agent Spirit 29 gün evvel kazanan isim. Burada Halis Kartaş'la birlikte güvendiğim safkan konumunda. E, Headwalker iyi bir performans bekliyorum yine. E, Safkan'dan son yarış biraz bocalamış olsa da Çin pistte daha iyi olduğunu bildiğimiz bir Safkan. Ahmet Çelik'le birlikte bu grupta üstün bir isim olduğunu düşünüyorum. Yine Headwalker iyi, iyi yarış çıkartacaktır. 4 numara Headworker alternatif bir tek olarak atılabilir ama 1 numara Agent Spirit'e dikkat. Halis Kartaş da start alacak. Kurtarı Kürüs Safkan'ı burada iyi bir yarış çıkartabilir. Ve Vedat Tabişli Ghost Runner'a 2 numaraya da şans veriyorum arkadaşlar bilginize. E, ...Mountain Mantın çok iyi bir başlangıç yapamadığıyla bu yarış onun için bir çıkış yarışı olabilir ama ikincilikten öteye gidemeyeceğini düşündüğüm için bu yarışta önermiyorum. Birazcık zor gözüküyor şansı. Burada arkadaşlar iki tek atanlar varsa eğer kuponda 5 atı da yazıp risk almadan da geçebilirsiniz. Bu da bir oyun seçeneğidir. Onu da belirtmiş olayım en azından sözlü olarak. Onun haricinde önceliğimizi zaten verdik. İsteyenler videoyu geriye sarıp izleyebilirler sıralamayı. 14 Handikap 4 Tükar Araplar 1900 kompis yarışı son yarış arkadaşlar. 12 Safkan start alacak burada. 33 gün evvel bir yarış görüp o yarışı kazanan bir Safkan Gökkara 6 numara ki bizim de önerilerimiz içerisindeydi. Müslüm Çelik'le birlikte arkadaşlar burada sizlere ilk önerimiz olacak. Peşini gözlüce diyeceğim 2 numara. Gerçekten çok iyi performansı sahip olan Safkan burada yine yazımız gerekiyor. 3 numara Şimşek izini öneriyorum. peşini arkadaşlar burada sizlere önereceğim başka bir isim bulun sunmamakta. Eğer tercih ettiğiniz bir safkan varsa yazabilirsiniz diyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Diğer bir videomuz yayındadır. İzlemek isteyenler İzmir tahminlerinde izleyebilirler diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsunuz veya teşekkürler butonuyla bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.